İFET bünyesinde yer alan İzmir İş Kadınları, İş Kadınları Derneği AFİKAT, Aydın İş Kadınları Derneği AİŞKAT, Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nun Başversisi ve İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında hazır. Öncelikle sizlere Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık ve özgürlük yolunda verdiğimiz projemiz net gençliğini kapsıyor. 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlarımızı kapsıyor. Ben çok güzel geçireceğinden eminim. 8 farklı şehrimizde hepsine de yetişmeye çalışacağım, gelmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Müdürlük olarak yaptıkları projeyi destek olduk. Bu projenin güzel geçeceğini diliyoruz. Duygu bizim için özellikle GİFET olarak yola çıktığımız, hep birlikte alt bileşenleriyle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Yaşar Üniversitesi olarak biz de ne yapabiliyorsak bu projenin içerisinde varız ve hep birlikte izliyoruz. Bu proje gerçekten çok önemli. Projenin konusu çok güzel. Kadınların temel haklar ve adalete erişimi, kadın erkek eşitliği ve temel kavramlar, kadın erkek ayrımcılığı ve kurumsal mücadele ve politikalar gibi konularda kadınlarımıza eğitim verilecek. Bu çok önemli. Ülkenin geleceği için önemli. Kadınlarımızın özellikle toplumun en önemli kesimi olan, proje üreten, bu kente özellikle İzmir kentinde kendi hareketlendiren, yaptığımız çalışmalardan biliyoruz çünkü. Onların özellikle kadınların, özellikle dar gelirli kesimde yaşayan kadınların meslek edinmeleri noktasında yaptığımız çalışmalar ve bu takviye edici, yani kadınların bilgilendirilmesi, bu bilgisinin hayata yansıması noktasında çok önemli bir çalışma. Gerçekten kutluyorum. Çok güzel bir proje. Her zamanki gibi sivil toplum örgütlerinden sorumlu değerli müdürümüze de her zamanki destekleri için teşekkür ediyorum. Yaşar Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nin çok değerli temsilcilerine de bu projeye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürleri de burada gördüğünüz çok değerli hanımefendilere teşekkür ediyorum. Tabii alkışla teşekkür ediyorum. Gerçekten bir araya gelmek, ülkede en büyük sıkıntı bir araya gelmektir. Herkes birbirine der ki o bunu yaptı, o şunu yaptı. Kaşının altında gözü var der. Ama burada kadınların bir araya gelmesi, kentlerde bir araya gelişerek Anadolu iş kadınları birliğini kurması ve kadınlara yönelik ortak bir proje noktasında birleşmeleri hakikaten çok değerli. Onun için sizleri öncelikle kutluyorum. Başta Huriye Serper Hanımefendi başta olmak üzere. Güzel bir proje olacak. Bir yıl sonra tamamlanmış olacak. Bundan sonra yine bu güzel çalışmaları devam ettirme niyetindeyiz. Konak Belediyesi, Arge Müdürlüğü ve Konak Belediyesi olarak her zaman emrinizdeyiz. Kadınlarımızdan, derneklerimizden gelecek projeleri her zaman pozitif gözle bakıyoruz. Ve her zaman da kadınlarımızın yanında kadın dostu bir belediye olmaya devam edeceğiz. Münih Cumhuriyeti'ndeki o faşizan tutumlu oradaki diktatör 3 tane kadını katletmişti. Bu profesör kadınlarımızdan bir tanesinin kızı Minau Mirabel. Biraz sonra bizle beraber olacak. Buradayız efendim. Teşekkürler başkanım.